kitap alırken gaza geliyorum ama sonradan çözesim gelmiyor. Tonguç, birçok öğrencimizden çok güzel yorumlar geldi. Life5Türk diyor ki, test alırken gaza geliyorum, sonradan çözesim gelmiyor diyor ve 951 tane beğeni aldı. Beyza Yur demiş ki, hocam çok fazla teslim ve yardımcı kitaplarım var, güzel. Ve onları aldıktan sonra kendime diyorum ki, bu testlerin hepsini çözeyim. Ama bir gün geçtikten sonra çözesim gelmiyor, ne yapmalıyım diyor. Reyhan Günaydın, testlerini bir hevesi alıyorum. Ama çözesim gelmiyor diyor. Tonguç, bu arada dersler nasıl gidiyor? Hocam dersler işte fena değil. İdare etmeye çalışıyorum hocam. Dersler zorluyor birazcık ama beynimi yapıştırmaya çalışıyorum hocam kendime. Saçma sapan bir cevap verdin. Tamam şimdi sessizce beni dinle, tamam evladım? Tamam hocam, sessizce ve dikkatlice, çok dikkat ederekten sizi dinliyorum hocam şimdi. Şimdi bak, çok heveslendin, o kitabı aldın. Peki çözerken aynı hevesin var mı? Evet diyenler vardır mutlaka ama çoğunluğu hayır diyor. Yani bir annesini alırdı, babasını alırdı veya kendisini aldığı kitabı sonradan aynı hevesle çözemeyebiliyor. Bugün ne çalışsam, bugün kaç soru çözsem, hangi konuları öğrenmem gerekiyor diye öğrenciler hep kendine soruyor. Bu yüzden de bu tarz sorular onları yavaşlatıyor. Kitaba bir türlü elini uzatamıyor. Niye? Çünkü bu tarz sorular günlük bir programın olmadığını gösteriyor. Günlük bir programın olmalı. Yani bugün ne yapacağım sorusunu ortadan kaldırmalısın. Hemen günlük, haftalık ya da aylık fark etmez bir program yapacaksın. Çalışan konuyu belirleyeceksin. Çözeceğin soru sayısını belirleyeceksin. Saatlerini, molalarını belirleyeceksin. Ve çalışan kaynakları dahi belirleyeceksin. Niye biliyor musun? Birincisi, çalışan konu belli olursa eksik olduğun konuları görürsün. Ve eksik olduğun konuyu atlamadan, onları biriktirmeden, daha doğrusu bugün işini yarına bırakmadan eksiklerini görür ve onları kapatırsın. Hocalarına sorarsın, arkadaşlarına sorarsın. Ben burada hata yapıyormuşum, burada yanlış yapıyormuşlar. Hepsini öğrenirsin ve yanlışlarını düzelttikçe motivasyon da artar. Ve günde kaç soru çözdüğünü de görürsün. Aa, ilk hafta 50 soru çözmüşüm. Sonra 100 soruya çıkmışım, 150 soruya çıkmışım, 300 soruya çıkmışım. Ve hani ona göre ödevlendirmeni yaparsın. Mesela bu hafta 200 soru çözdüysen ve bunu başardıysan, programı tamamladıysan hemen gelecek hafta soru sayısını artırabilirsin. Ve çözdüğün her hafta pazartesi, salı, çarşamba böyle tık atarak gidiyorsa, perşembeyi bitirdim, cumayı bitirdim, günlere tık attıkça da çalışma hevesin artar. Şimdi sana süper bir haberim var. LGS öğrencileri için, yani 8. sınıf öğrencileri için ücretsiz LGS tekrar programı hazırladık. Burada az önce bahsettiğimiz her şey düzenli bir şekilde var. Yani mesela 4 haftalık programda hangi gün hangi derse çalışacağı, hangi konuyla alakalı kaç soru çözmesi gerektiği, hangi kaynaklardan çözmesi gerektiği ve bu kaynakları bitirdikten sonra hangi konuları bitirdiğini tek tek LGS tekrar programına yazdık. Ücretsiz bir şekilde bunu Tonguç kitapçılarında paylaştık. Oradan alabilirler. Ama sen de eğer kendi sınıfın 8. sınıf değilse şu şekilde kendin, şurada söylediklerimize göre, yani çalışacağın konuyu, çözeceğin soru sayısını belirleyerekten, saatlerini, molalarını belirleyerekten çok güzel bir program hazırlayabilirsin. Hatta sana şöyle bir yöntem göstereyim. Biz burada 8. sınıfa hazırladığımız programda bunu uyguladık. Bu onlar zaten bu sene sınav seneleri olduğu için buradan tek tek bakacaklar. Bunlarla alakalı videoları da izleyip öğrenecekler. Ama sen de mesela şöyle bir şey yapabilirsin. Bir tablo yaparsın, tamam mı? Bunu odana asabilirsin. İşte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma dedin diyelim ki. Haftanın 5 günü yazdın. Cumartesi, pazarı kendine tatil verebilirsin. Ardından da çözeceğin derslerle alakalı, Türkçe dedin diyelim ki, matematik dedin, eğer 9. sınıftaysan edebiyat, fizik, kimya dersi sınıfına göre değişir. Burada yapacağın şeyleri buraya yazabilirsin. Türkçe'den bugün bunu yapacağım, matematikte bugün bir şey yapmama gerek yok, fen çok önemli çünkü o gün sınavımız var diye notlar düşebilirsin. Aynı burada 8. sınıflara ücretsiz verdiğimiz LGS temel tekrar programı gibi kendine bir program hazırlayabilirsin. Tabii LGS'cilerin bu sene önemli bir senesi. O yüzden bunlar hemen Tonguç kitapçılarından ücretsiz LGS tekrar programını alsınlar. Hadi bakalım, şimdiden hem sana hem de tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla evladım.